Nihayet Avengers Endgame teori videomuzu bitirdik. Bir an önce konuşmaya başlamak istiyoruz çünkü gerçekten konuşulacak çok fazla şeyimiz var. Ama baştan uyaralım, gerçekten uzun ve dolu dolu bir teori videosu oldu. Videoyu tamamen bitirdiğinizde eminiz ki teori açtığınız iliklerinize kadar doyacak. Bunun için size söz veriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Biz kanal ekibi olarak uzun bir süre filmde zaman yolculuğunun yer alacağını düşünmedik. Sebebine gelecek olursak şu sızdırılan fotoğrafları hazırlıyorsunuzdur. Biz açıkçası bu fotoğraflara çok güvenmedik. Çünkü zamanında birçok oyun firması bilerek içeriden sızdırılan görseller ile oyuncuların algılarını yönetip hiç beklemedikleri senaryolarıyla karşılaşmalarını sağlamıştı. Benzer bir durumu Marvel'ın da yapabileceğini düşündük. Yani resimlerin bilerek sızdırıldığını, aslında olayla yakından uzaktan alakası olmadığını düşündük. Üstelik tek sebep bu da değil. Diğer bir yandan geçmişe gitme fikri bize çok basit bir kaçış yolu gibi geldi. Yani şu şekilde, biz Thanos'u yenmeyi başaramadık, bu yüzden geçmişe gidip durumu engelleyelim demekten farksız gibi geliyor. Açıkçası yenilmezlerin bu duruma düşme fikri bize bu yüzden pek yakın gelmemişti. Ama o kadar filmden sonra Marvel'a da güveniyoruz açıkçası. Yani eğer bu senaryo işlense bile bir şekilde başarılı yapacaklarına inanıyoruz. Sadece tercih ettiğimiz bir senaryo değil. Ama tam aksine biz bu düşüncelere sahipken yaptığımız araştırmalar filmde zaman yolculuğunun kesin olacağını gösteriyor. Şimdi gelelim bu yolculuk ve yolculuk sırasında olabileceklere. İlk olarak akla ilk gelen şey kuantum boyutunu kullanarak zamanda yolculuk yapacakları. Dolayısıyla Avengers ekibinin kuantum boyutuna gidebilmesi için önce Scott'ın kuantum boyutundan çıkması gerekiyor ki ekibi kuantum boyutuna götürebilsin. Peki Scott kuantum boyutundan nasıl çıkacak? Bu konudaki teorimiz birkaç teorinin birleşiminden oluşuyor. O yüzden baştan uyaralım, biraz fazla karışık olacak. Dikkatinizi verdiyseniz başlıyoruz. Teorilerin temeli Ant-Man and Wasp filmindeki bir Easter egg. Filmde ekip kuantum boyutundayken arkada bir sahnede çok kısa süreliğine bir şehir görünmekte. Size de şu an o sahneyi tekrar tekrar gösteriyoruz ki görünüşünü az çok ezberleyin. Çünkü birazdan bu bilgiye ihtiyacınız olacak. Kuantum evreninde bir fanusla kaplı bir şehir. Bu şehir işleri biraz karıştırıyor. Çünkü daha önce hiçbir çizgi romanda kuantum boyutunda yer alan bir şehirden bahsetmiyor. Yani en azından biz bulamadık. Reddit'ten falan da araştırdık. Orada da bu şehrin çizgi romanlarda olmadığına yönelik bir düşünce hakim. Lakin kuantum boyutunda olmasa da bu şehre çok benzer başka bir şehir Avengers Forever isimli bir çizgi romanda mevcut. Hemen onun görselini de paylaşalım. Çizgi romanda geçen şehrin görüntüsü ise bu. Önce çizgi romanın ismi hakkında biraz daha bilgi verelim. Bildiğiniz gibi Avengers Endgame filminin ismi çok geç bir tarihte kesinleşti. Avengers Endgame ve Avengers Infinity War Part 2 gibi birçok isim düşünüldü ve en son Endgame isminin kullanılmasına karar verildi. İsim seçeneklerinin arasında Avengers Forever ismi de yer alıyordu. Ama sonradan bu isimden vazgeçtiler. Yani kısacası insanlar çizgi romandan hikayeyi 3 aşağı 5 yukarı çıkartamasın diye bu isimden vazgeçilmiş olabilir. Gelelim bu çizgi roman serisindeki önemli detaylara. İlk olarak şehirden bahsedelim. Şehir bizim bildiğimiz normal şehirlere hiç mi hiç benzemiyor. Biraz karmaşık bir yapıya sahip. Şehirdeki zamansal çizgi doğrusal değil, sarmal bir şekilde diyebiliriz. Yani şöyle açıklayalım. Resimlerde de gördüğünüz gibi şehir dairesel ve binaların uzunluğu merkeze yaklaştıkça artıyor. Bu gereksiz bir detay gibi görünebilir lakin aslında çok önemli. Çünkü şehirde aynı anda birden fazla zaman yaşanmakta. Yani şu şekilde. Bu dairenin kenarına ne kadar yakınsanız tarihsel olarak o kadar geridesiniz diyebiliriz. Şehrin kenarlarında dünyaya dinozorların hüküm sürdüğü yıllar yaşanırken merkeze ilerledikçe zamansal olarak ileri gitmekte. Mesela burada M.Ö. 2500'lü yılları temsil eden Mısır piramitlerini görürken burada da M.Ö. 3. 4. yüzyılı temsil eden Ayasofya'yı görüyoruz. Şehrin içerisinde bir zamandan diğerine geçişi sağlayan zaman portalları mevcut. Ama kullanması o kadar da basit değil. Çünkü eğer bu portallara hakim değilseniz sonsuza dek o şehirde mahsur kalabilirsiniz. Sanıyoruz şehri yeterince anlattık. Biraz da Avengers ekibine dönelim. Ama söylemekte fayda var, birazdan buraya tekrar döneceğiz. Neyse, en son demiştik ki Avengers ekibinin kuantum boyutuna gidebilmesi için önce Scott'ın kuantum boyutundan çıkması gerekiyor. Belki de kuantum boyutunda mahsur kalan Scott bir şekilde bu şehre ulaşıyor ve şehirdeki birkaç portalı kullanarak tekrar normal boyuta dönüyor. Eğer bu dediğimiz durum gerçekleşirse Marvel'ın bir şekilde Wasp'ın annesinin kuantum boyutunda kaldığı onlarca yıl bu şehri neden bulamadığını açıklamaları lazım.
Dediğimiz gibi bayağı karışık bir teori oldu ki daha anlatacaklarımızın yarısı bile bitmedi diyebiliriz. Yani eğer buraya kadar anlattıklarımızı tam olarak anlamadıysanız tekrar dinlemenizi tavsiye ederiz. Eğer anladım, devam edebilirim diyorsanız size yine de kafanızı toplamak için birkaç saniye verelim ve teorimize devam edelim. Varsayalım Scott bu Chronopolis isimli zaman şehri sayesinde normal boyuta döndü, ekibin kalan üyeleriyle buluştu ve planı yaptılar, tekrar şehre döndüler. Eğer böyle olursa bizi ne bekliyor bir düşünelim. Avengers ekibinin o şehirde geçireceği birkaç dakika bile ortaya inanılmaz derecede eğlenceli ve aksiyon dolu sahneler çıkması için yeterli olacaktır. Peki ya sonra? Yani diyelim bu söylediğimiz şeyler gerçekleşti ve ekip zamanda geri gitmeyi başardı. İşte bu noktada işler biraz karışıyor. O yüzden devamını anlatmadan önce filme dair biraz ek bilgi vermeliyiz. Sonrasında teorimize devam ederiz. Filmdeki cast ekibinde olduğu kesinleşen biri daha var. Ki bu kişi Frank Grillo. Yani sizlerin de bize uzun süredir yorumlarda bize geri dönecek mi diye sorduğunuz Crossbones karakterinin canlandırıcısı. Bu arada şu detayı hatırlamakta fayda var. Biz bu karakterin ölümünü Captain America Civil War filminde bizzat görmüştük. Yani bu durum zaman yolculuğunu kanıtlar nitelikte diyebiliriz. Çünkü konumu itibariyle Captain America'nın herhangi bir flashback sahnesinde yer alması pek muhtemel değil. Sosyal medya bu gelişmeyi tartışırken daha da ilginç bir şey oldu. Marvel, cast listesinde bir güncelleme yaparak The Ancient One karakterine can veren ünlü oyuncu Tilda Swinton'ı da listesine ekledi. Yani kadim koruyucu, kadim kişi ya da zamanın koruyucusu olarak bilinen Doctor Strange'in ustasının filmde yer alacağı kesinleşti. Gerekli ön bilgiyi verdiğimizi düşünüyoruz. O yüzden teorimize geri dönelim. Yani bir düşünün. Ekip zamanda geri gitti. Ortalıkta henüz Doctor Strange yok. Yani var ama henüz o meşhur araba kazasını geçirmemiş ve devamında yaşanan olaylar henüz olmamış. Yani zaman koruyucusu hala hayatta. Siz zaman koruyucusu olsanız, zamanda yolculuk yapan bir ekip fark ederseniz kontrol amaçlı müdahale etmek istemez misiniz? Sonuçta bu yolculuğu yapan kişilerin niyeti kötü de olabilir. Yani sizi bilmiyoruz ama biz açıkçası kontrol ederdik. Sonuçta hem sonsuzluk taşlarından biri olan zaman taşının koruyucusuyuz hem de dünyayı olabilecek hemen her türlü mistik olaydan binlerce yıldır koruyan biriyiz. O yüzden fazladan bir kontrolden zarar gelmezdi diye düşünüyoruz. Şimdi gelin farklı bir açıdan bakmaya çalışalım. Eğer ekip zamanda geri gidiyorsa bunun iki temel nedeni olabilir diye düşünüyoruz. İlki geçmişe gidip taşlara sahip olmayan, şu ankine kıyasla daha güçsüz olan Thanos'la savaşıp onu yenmek, diğeri ise geçmişe gidip taşları toplayarak güç durumunu eşitlemeye çalışmak. Ha bir de bu iki ihtimalin karışımı var ama şimdilik pek ihtimal vermediğimizi belirtelim. Neyse, diyelim taşları toplamak için geçmişe gittiniz. Geçmişte dünyada bulma ihtimaliniz olan taşları bir düşünün. Listenin en tepesinde New York Savaşı'nda çok önemli bir rol oynayan Tesseract yani uzay taşı geliyor. Sonrasında Loki'nin asasında yer alan zihin taşı ve Odin ile babası Bor'un binlerce yıl önce dünyaya sakladıkları gerçeklik taşı var. Ama gerçeklik taşı için bir parantez daha açalım. Eğer Thor karanlık dünyada yaşanan olaylarından sonraki bir tarihe döndülerse bu taş dünyada değil koleksiyoncunun elinde olacaktır. Son olarak da kadim koruyucu tarafından korunan zaman taşı var. Ekibin bu taşların hepsini potansiyel olarak bulup Thanos'a karşı kullanma ihtimali var. Ama zaman taşı üzerinde biraz durmak istiyoruz çünkü teorimizin devamında mevcut. Sizce kadim koruyucu ya da kadim kişi artık hangisini derseniz, korumaya canı pahasına yemin ettiği bir sonsuzluk taşını gelecekten gelen ve taşın nasıl kullanacağını bile bilmeyen bir grup süper kahramana verir mi? Bizce vermez. Tabii yanlarında Wong'u da getirdilerse durum başka ama zannetmiyoruz. Geleceği öğrenen kadim kişinin hiçbir şey yapmadan duracağına da pek ihtimal vermiyoruz. Yani dememiz o ki kadim kişi ekibe katılıp zaman taşını kullanarak kendisini ve Avengers ekibini normal zamana götürebilir. Eğer bu söylediğimiz olursa Thanos ile kadim kişi arasında geçecek bir savaş fikri bile bizi o kadar çok heyecanlandırıyor ki anlatamayız. Tamam, Doctor Strange çok güçlü bir büyücü ve onun da Thanos'la olan karşılaşması inanılmaz epik sahnelere yer verdi. Lakin Doctor Strange'in Thanos'la savaşırken en güçlü halinde olduğu söylenemez. Sonuçta Doctor Strange'in tek başına Galactus'u yenmişliği var. Ama kadim koruyucu gücünün en üst noktasında diyebiliriz. Binlerce yıldır dünyayı mistik felaketlere karşı koruyan bir karakterin savaş tecrübesini ve zekasını hayal bile edemiyoruz. Özetlememiz gerekirse kadim kişiyi ekibe bir destek kuvvet olarak düşünebiliriz. Hadi tekrar farklı bir açıdan bakalım. Biliyoruz video bayağı uzadı ama hoşunuza gideceğini düşündüğümüz birkaç ihtimal daha var. O yüzden teorilerimize devam edeceğiz.
Ama yine şu ana kadar anlattıklarımızı kafanızda toplamanız için size birkaç saniye verelim. Çünkü gerçekten tek seferde algılaması zor bir teori. Biz bile metni belki 10 kere değiştirerek yazdık. Neyse, hazırsanız tekrar devam ediyoruz. Ne demiştik? Yine farklı bir açıdan bakalım. Bu sefer kendinizi kadim kişinin yerine koymayın. Torun yerine koyun. Tüm bu olayları yaşadıktan sonra geçmişe gittiniz. Yapacağınız ilk şey ne olurdu? Sizi bilmiyoruz ama biz ilk olarak Asgard'a giderdik. Hem kısa bir süre önce kaybettiğimiz babamız Odin'i görmek hem de onun bilgeliğinden faydalanmak için. Diyelim dediğimiz gibi oldu, gittik Asgard'a. Odin'e olan biteni anlattık ve yardımına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama Odin'in de Thanos'la savaşmak için geldiğini bir düşünsenize. Bu düşünce bizi ciddi anlamda hype'lamaya yetiyor. Yani gerçekten bir düşünsenize. Hem kadim kişi hem de Odin'in aynı anda Thanos'la savaştığı bir sahne olacak. Bu olursa yıllarca konuşulacak bir sahne olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Aklınızda şöyle bir şey takılmış olabilir. Ama Odin çok güçlü biri. Thanos'u çok rahat yenebilir. O yüzden bu olay gerçekleşmez. Eğer öyle düşünüyorsanız size ufak bir cevap vermek istiyoruz. Bizim çizgi romanlardan karşılaştırma yaparak anladığımız kadarıyla Odin'in gücü Thanos'a göre bir tık daha fazla. Ama bu Thanos'ta herhangi bir sonsuzluk taşı yoksa geçerli bir durum. Yani şu an sonsuzluk taşları Thanos'ta olduğu için Odin'den çok çok daha güçlü. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Videonun başlarında size şöyle bir şey demiştik. Hatırlıyor musunuz? Şimdilik şehri yeterince anlattık ama birazdan bu konuya döneceğiz. O konuda söyleyeceğimiz birkaç şey var. Onları da söyleyip yavaştan videoyu sonlandırmak istiyoruz. Size Kronopolis yani zaman şehriyle ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyoruz. Çizgi romanlarda Kronopolis Fatih Keng isimli bir anti kahramanın evi olarak geçiyor diyebiliriz. Peki kim bu Fatih Keng? Fantastik Dörtlü'nün lideri Mr. Fantastic'in torunu. Bu da demek oluyor ki ucundan da olsa Fantastic Dörtlü Marvel evrenine giriş yapmış olacak. Gücünü merak ediyorsanız şöyle anlatalım. Thanos'tan sonra yeni villain olursa hiç şaşırmayın deriz. Çünkü zamanında Avengers'a çok sayıda bela olmuşluğu mevcut. Ha bir de Kronopolis'in Immortus gibi birkaç zaman yolcusuna daha ev sahipliği yapmışlığı var. Lakin en yüksek ihtimal Fatih Keng olduğu için onun üzerinde durmak istedik. Şimdi size şöyle bir şey söylesek. Elimizde Avengers Endgame filminden sızdırılan bir görsel var. Tepkiniz ne olurdu? Eğer göstermeyin, spoiler olmasın derseniz ekranda yazan dakika ve saniyeye ilerleyebilirsiniz. Ama hayır gösterin, ben bekliyorum diyenlerdenseniz uyaralım, biz resmi gördüğümüz andan beri kafamız içeriden tırmalanıyor. Neyse, spoiler yemek istemeyen arkadaşlar ayrıldıysa gösteriyoruz. Görüntü bu. Takdir edersiniz ki yüksek bir kalitesi mevcut değil. Görselde Thanos ve Kaptan Marvel'ın savaştıkları bir resim görünmekte. Yani savaşırken dedik ama aslında Thanos'un çok zorlandığını söyleyemeyiz. Gelelim asıl merak uyandıran kısma. Thanos'un elinde tuttuğu silaha benzer şeye. Resimden tam olarak neye benzediğini anlamak resmin kalitesinden dolayı maalesef mümkün değil. Ama kesin olarak Thanos'a ait bir silah olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü büyüklüğüne bakacak olursanız normal bir insan boyutunda olan birinin kullanabileceğinden bir hayli büyük. Bu silah hakkında ilerleyen videolarda elimizden geldiğince çok bilgi vereceğiz ama şimdilik henüz ciddi bir bilgi bulamadık. Gelelim resimdeki diğer kısımlara. Sonsuzluk eldivenine bakarsanız morumsu bir rengin parladığını görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki Kaptan Marvel'ı tuttuğu sırada güç taşını kullanıyor. Savaşın nerede olduğuna gelecek olursak maalesef hiçbir tahminimiz yok. Çünkü fotoğrafın kalitesi maalesef gerçekten düşük. Ama dediğimiz gibi konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Neyse, bu video için teorilerimiz bu kadardı. Umuyoruz ki başta verdiğimiz sözü tutup sizi tatmin edebilmişizdir. Eğer tutamadıysak ekip olarak sizden özür diliyoruz. Bir de teorilerimiz dediğimizde aklımıza geldi. Belirtmekte fayda var. Biraz önce saydığımız teorilerin birkaçını Reddit'te okuduk. Yani tamamen bize ait olduğunu söylersek haksızlık olur. Araştırmamız sonucunda kendi yorumlarımızı da bolca katarak sizin için bu videoyu hazırladık. Umuyoruz ki hoşunuza gitmiştir. Bu arada şu ana kadar hazırladığımız videolar içinde en fazla iş gücü harcadığımız video bu oldu diyebiliriz. O yüzden bizim için videoyu birkaç arkadaşınıza önerirseniz çok seviniriz. Bir de lütfen abone olun. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz siz abone olduğunuzda. Ha bir de unutmadan videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar için hazırladığımız ufak bir after credit sahnesi var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Lütfen, lütfen hayır saçımı kesme. Lütfen, hayır! Hayır!